Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Bugün konumuz psikoloji. Ay, ne çok tercih ediliyor psikoloji? Onu da soracağız değerli konuğumuza. Nedir bu kadar ilgi, alaka psikolojiye karşı? Hani genelde yatan düşünce şu, hani adaylara ben de merak ettiğim için soruyorum. İnsanlara yardımcı olmak için, insanlara yardım etmek için. Bir yandan da yan gözle konuğuma bakıyorum, hani onaylayacak mı diye. Yani kısmen der gibi başını salladı. Ama her meslek insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Bu sadece psikoloji değil ki. Diğer dallarda neticede makineye iş yapmıyoruz biz. İnsanlarla bir aradayız. Bu pek doğru gibi gelmiyor bana açıkçası. Değerli konuğumuz kim? Işık Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünün Başkanı Profesör Doktor Sayın Gülden Güvenç hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kısmen katıldınız, kısmen katılmadınız, evet. Değil mi? Yani genelde tabii yardımcı olmak, evet, dediğiniz gibi öyle ifade ediliyor. İnsanı anlamak. Anlamak. Buna benzer bir çalışmayı biz yıllar önce Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümünde de yapmıştık öğrencilerimizle. İletişim kurmayı sevdiklerini söylüyorlar. Başkalarının kendileriyle rahatlıkla konuşabildiğini, bunun da onları cesaretlendirdiğini söylemiş olanlar vardı. Bir de tabii yani özellikle psikoloji deyince klinik psikoloji hemen anlaşılıyor. Hemen o. Halbuki hemen, o. Hemen klinik psikoloji anlaşılıyor. Kaç tane dal var? Öyle bir dal adedi var mıdır? Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bütün dünyadaki psikoloji derneklerini ve birliklerinin merkezi aslında Amerikan Psikologlar Birliği. Orada 54 alt alan ayırt ediliyor. Ama tabii ki bu 54 alt alanın göre de değişebilir. Tabii şimdilik. O toplumdaki imkanlara, evet, ihtiyaçlara, sorunlara göre değişebiliyor. Bana say deseniz belki adaylar da aynı durumdadır. Sosyal psikolojiyi biliyoruz, kliniği biliyoruz. Endüstri psikolojisi, güzel, onu tabii, biliyoruz. Tabii. Gelişim psikolojisi var. Güzel. Eğitim psikolojisi diyebiliriz. Evet. Gençlik denebilir, evet, tabii. Yani böyle, ergenlik, evet, çocuk ve ergenlik psikolojisi. Az kaldı. Gelişimini... 40 tane daha saymam gerekiyor. Ben de onu başaramam. Peki hani bu az bilinenlere yönelsek. Şimdi bu, evet, bunları az çok herkes biliyor. Belki hı-hı, ihtiyaç da bunlara fazladır, hı-hı, ama hı-hı, hani içlerinden birini tespit edip de belki hani yurt içinde, belki yurt dışında, evet, ona yönelmek, evet, bir ayrıcalığı beraberinde getirebilir. Çünkü, evet, yeni yeni alanlarda ihtiyaç, hı-hı, duyulabiliyor. Hı-hı. Örneğin adli psikoloji. Güzel. Bu Amerika'da, İngiltere'de, hı-hı, forensic psychology, hı-hı, diye geçiyor. Veya şimdi gene çok fazla ilgi toplayan nörobilim alanı, hı-hı, var. Neuro science olarak hani dışarıda ifade ediliyor. Bu özellikle bu iki alt alan şimdilerde oldukça revaçta ve ihtiyaçta duyuluyor. Mesela bazı dallarda özel koşullar vardır. Evet. Mesela diş hekimliğinde der ki el becerisi iyi olmalı. Hı-hı. Çünkü küçük dar alanda, hı-hı, faaliyet gösterecek, hı-hı, gibi. İşte kaptanlık için gibi gibi. Hı-hı. Peki psikoloji için kağıt üstünde yazmasa da, evet, olması gereken sizce, evet, dalca var mıdır? Birincisi yani yetenek, yatkınlık, hı-hı, açısından gibi soruyorsunuz. Evet. Bir kere gerçekten insanları anlamaya, hı-hı, açık olması lazım. Onlarla bir şekilde özdeşim kurmak, yani buna empati diyoruz. Anlayabilmesi için kendisinden farklı olarak neler hissedebileceklerini de görebilmesi, kavrayabilmesi. Bu çok önemli bir yetenek. Dışa dönük olması gerekiyor mu bu dalda, yoksa yok, o hayır, çok önemli? Hayır, evet, öyle bir, hı-hı, yani o, evet, farklı bir mizaç, hı-hı, olarak değerlendiriyor, evet, dışa dönüklük, içe dönüklük. Ama hani psikoloğun, özellikle de klinik psikoloğun dediğim gibi empati yanını çok iyi geliştirmesi gerekiyor. İnsanlara sevgiyle, sıcaklıkla yaklaşmasının yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ben mutlaka öyle olmayabilir. Ama herhalde iyi gözlem yapmak gözlem olmaz. Yapmak tabii ki kesin. Kendisinin farkında olması çok önemli. Tabii. Yani kendine de dışarıdan bakabilmek, ne becerisini geliştirmiş gibi olması çok önemli. Şimdi siz önemli. Hacettepe kökenlisiniz. Evet. Şimdi artık ben sayısını unuttum. Yani hani Excel'de tabloya baktığımız zaman kaç tane bölüm var çıkartırız ama çok bölüm var. Şimdi var mı bunların birbirinden farkı? Hani mühendislikte olsa deriz ki laboratuvar çok önemli. Hı-hı. O fiziki ortam önemli. Psikolojide alt alanlar gibi olarak. Evet. Ne dersiniz?
54 alt alanı zaten temsil edebilmek mümkün değil. Şöyle söyleyeyim, hani psikoloji, Işık Üniversitesi psikoloji bölümüne baktığımız zaman burada lisans düzeyinde iki temel program var. Bu temel lisans programlarında psikolojinin klasik herkes tarafından bilinen alanları tanıtılmaya çalışılıyor. Ancak 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra bu hani konuştuğumuz alt alanları temsil eden uzmanlık alanlarına ayrılıyor öğrenciler. Örneğin sosyal psikoloji alanında bizim Işık Üniversitesi'nde henüz böyle bir program yok ama benim bir idealim olarak şimdilik bir kenarda duruyor. Örneğin Işık Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisans programı var. Oraya devam ettiklerinde uzmanlaşabiliyorlar. Ama bunun yanı sıra başka üniversitelerin psikoloji bölümlerinde sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri psikolojisi peki, gibi alanlar. Peki bu uzmanlık alanlar, yüksek lisans da mı oluyor yoksa lisans bittiği zaman da ben klinik psikolog oluyor muyum? Hayır. Olmaz. Öyle bir şey söz konusu değil. O 4 yıllık lisans süresince dediğim gibi psikolojinin temel alt alanları, temel kuramları, temel yüksek yöntemler, lisansta, master'da. Evet, yöntemler ve bir takım temel beceriler kazandırılıyor. Ancak işte 4 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra yani lisans mezunu olduktan sonra klinikte, sosyalde, deneysel psikoloji, fizyolojik psikolojisi bunları gibi almamıştık. Evet, böyle çok farklı alanlarda yani ortalama 2 yıllık peki, bir yüksek lisans, onun üstüne de doktor. Ben bir sosyal bilimlerden mesela felsefeden mezunum veya sosyolojiden mezun. Lisans olarak giremedi. İşte puanı yetmedi ya da o sırada düşünmüyordu. Sonra aklına geldi ya da birisi aklına girdi. Ben dedi klinik psikolog olmak istiyorum. Olabilir mi? Olamaz mı? Diyelim ki yüksek lisans da size geldiği takdirde. Evet. Hayır mı dersiniz? Hani biz kendi mezunlarımızı mı alıyoruz dersiniz? Bu son yıla kadar bilimsel hazırlık programı oluyordu. Çok farklı alanlardan gelenler de psikolojide uzmanlık alanlarına, yüksek lisanslara başvuruyorlardı. Sınavla, mülakatla kabul edilenler, gerekli dosyaları sağlayan adaylar bilimsel hazırlıktaki temel psikoloji konularını görmek koşuluyla klinik psikoloji, endüstri psikolojisi vesaire gibi alt alanlarda uzmanlık eğitimi sürdürebiliyorlardı. Ama şu anki genel eğilim, trend diyoruz, artık farklı alanlardan değil psikolojinin kendi mezunlarını yüksek lisans programlarına kabul etme durumunda. Çünkü talep fazla. Çok talep öyle var. Öyle tabii. Çok talep var. Bir de yani yüksek lisanstaki dersleri başarıyla yürütebilmek açısından. Evet, orası bir tamamlama yeri değil de bir uzmanlaşma yeri. Evet. Yani evet. Vakit Derinlemesine, kaybı da süpervizyonlu eğitim görecekler. Kesinlikle. Yani onu işte biz lisans döneminde de uygulamalı dersler açarak öğrencilere proje yapma, hocaların araştırmalarında aslında şu yanlış bir düşünce değil mi? Yani adaylar tabii ki bu konudaki bilgileri eksik olduğu için onu saygıyla karşılıyoruz. Hani bir ast üst mertebesi gibi görüyorlar. Hani klinik psikolog dendiği zaman sanki daha böyle yukarıdaymış gibi alıyor. Halbuki bunun üstü altı yok. Önemli olan herkes işini iyi bilecek, işini tabii, iyi yapacak. Tabii, öyle değil mi? Tabii yani, tabii. Yani öyle bir ast üst meselesi kesinlikle ya da, yok. Hani genellikle daha havalı böyle hani insanlarla falan sorunlarını çözecek. İşte ama sosyal ara psikoloji de aynı şey geçerli. Tabii, eğitim tabii, psikolojisinde tabii, de aynı şey geçerli. Tabii, öyle değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani, peki çift ana dal yapma olanağı var mıdır? Diyelim ki hani Işık Üniversitesi'ne girdik. Farklı bir tabii, daldayız. Tabii tabii. Yan dal, çift ana dal imkanları bunlar var. Bunlar söz konusu evet, değil mi? Evet. Peki zorlanırlar mı? Yani psikoloji zor mudur? Yani psikoloji bölümüne girdikleri zaman aldıkları derslerde ben şuna inanıyorum. Yani üniversite sınavlarını geçmiş öğrenciler başladıkları zaman herhangi bir bölümde artık öyle bir düzeydeler ki sorumluluk aldıkları ve çalıştıkları sürece gayet güzel başarabilirler. Peki, benim için önemli olan çok zeki öğrenci değil, çok çalışkan öğrenci olması. Bu her şeyin olması temeli zaten. Evet. Değil mi? Evet. Farkı bozan da bu zaten. Şimdi yani Hacettepe Üniversitesi'nin önceki rektörlerinden birine sormuştum. Sizde niye hukuk yok diye. Halbuki açsa anında dolar.
Dedi ki öğretim üyesi var mı ki dedi açalım dedi. Bunun dedi bir vebali var dedi. Açarız dedi, doldururuz dedi. Mezun da ederiz dedi ama ondan sonra dedi o şeyi nasıl biz üstleneceğiz dedi. Peki psikolojide yani habire açılıyor. Peki Allah habire bu kadar öğretim üyesi var mı? Yok. Yok yani orada büyük sıkıntılar yaşanıyor zaten. Çocuklara yazık olmuyor mu? Yani eğitimin, eğitimin kalitesi gerçekten çok önemli. Ve sizin burada belirttiğiniz doğrultuda gerçek bir sorun var. Peki o gerçek sorunlar. Bunun dikkate alınması umuyorum. Tamam şimdi ben gencim. Gerçek sorunu nereden bileyim? Yaşım 17. Evet. Sınava girmişim. Bir puan almışım. Sevinmişim. Psikoloji diyoruz geçerli. Ailem de istiyor. Ama o geçerliliği nasıl bileceğim ben? Yani geçerlilik derken... Yani kadrosu, işte kadrosu. Bilimsel yayını... Ben şunu öneririm, mutlaka web sayfasına girip baksınlar. Şimdi zaten bir bölümün vizyonu orada tanıtılıyor. Yani o bölümdeki psikoloji kültürü nasıl, nasıl tanımlanıyor, neler yapılmak isteniyor? Buna dair bir bilgi olacak web sayfasında. İkincisi tabii ki bunu yansıtan programlardır. Yani bizde Türkçe ve İngilizce program. Var. Bir klinik psikoloji yüksek lisans programı var. Bu programlarda hangi dersler okutuluyor? Bunlara bakmaları gerekiyor. Aşağı yukarı diğer üniversite psikoloji bölümleriyle ya aynı konular ele alınıyor. Sanayi ile işbirlikleri nasıl? Tabii. Değil onlar mi? Çok önemli. İşte şimdi oraya geliyorum. Yani bir de bölümün altyapısı nedir? Üst yapısı nedir? Altyapı deyince neyi kastediyoruz? Laboratuvar olanakları. Örneğin Işık Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarında hem deney hem fizyolojik psikoloji çalışılabilecek programlar ve aygıtlar var. Bence bu çok önemli. O açıdan Işık Üniversitesi'nin bir ayrıcalığının da tabii tektir diyemem ama hani bir sürü psikoloji bölümüyle karşılaştırdığımız zaman laboratuvarın olması önemli bir artı. İkincisi eğitim kadrosundaki hocaların CV'lerine bakmalarını öneririm. Bu çok önemli çünkü araştırmaların yapılması, eğitimin verilmesi hocaların CV'lerine dayandırılacaktır. Peki şöyle bir şey yapsak. Psikoloji okusam ama hani bir takım takıntılar demeyeyim de ona öyle sadece bir yönden klasik klinik psikoloji diye gitme olarak bakmıyorum. Psikolojiyi okudum. Üzerine bir iletişim yüksek lisansı yapsam psikoloji artımı orada çok iyi kullanamaz mıyım? Öyle değil mi? Ya da psikolojiyi okuyup uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimine taşılsam, oraya taşılsam. Olabilir. Yani mesela, ya da antropolojiye koysam. Tabii kesinlikle olabilir. Yani bizim mesela öğretim üyesi adaylarımızdan birisi ekonomi lisansı yapmış. Üstüne işletme yüksek lisansı. Sonra da endüstri psikolojisinde doktorasını yapmış. Ya da tam tersi de olabilir aslında. Tersi de olabilir. Tabii. Olabilir. Yani ben hani psikolojiden yani, örnek. Yani adayların şimdi diyelim ki bir şeyi seçti. 5 yıl sonra mezun olacak. Hadi yüksek lisansı da ekledik. 7 sene. Hadi erkekse bir de askerliği ekledik. 8. 8 yıl sonra kim bilir daha ne olacak hocam değil mi? Vallahi. Yani o değişime hazırlıklı olmak için bir şeyleri hep eklemek lazım. Evet. Ve giderek de eğitim süresi peki, uzuyor. Peki eklettiriyor musunuz siz de bunu üniversite olarak, bölüm olarak? Yani çocuklara bak sen şu kadar biliyorsun ama şunları da yaparsan iyi olur. Yani o imkanları sunuyoruz. Öğrencinin artık kendi kararı ve ilgileri belirliyor ileride ne yapacağını. Ama şunu söylüyoruz genelde velilere ve öğrencilere. 4 yıllık lisans eğitimi tek başına yeterli değil. Yani 4 yıllık psikoloji eğitiminden sonra bazı yerlerde iş bulma imkanları olacaktır tabii. Ama en azından bir yüksek lisans programına da devam etmesi gerekiyor. Peki değerli hocam son söz olarak adaylara psikolojiyi seçin ama şunlara da dikkat edin. Nelere? Dikkat etmek derken... Yani hem üniversite seçiminde hem de iyi bir psikolog olabilmek için. Hani dalı ne olursa olsun. Öneriler. Önce gerçekten insanlarla iletişim kurmayı, konuşmayı, onları anlamayı seviyor olmalarını öneririm. İkincisi... kendilerinin farkında olabilmelerini çünkü başkalarını anlayabilmek için kendisinden farklılıklarını da görebilmeleri bence gerekiyor. Empati konusunda kendilerine güvenebilmelerini arzu ederim, isterim. Ve bu arada da üniversite seçerken yani üniversitelerin psikoloji bölümlerini seçerken de mutlaka web sayfasından eğitim kadrosunun niteliğine bakmalarını, programlara bakmalarını, laboratuvar imkanları
araştırma merkezinin olması, kütüphane. Hatta okuyan öğrencilerle de dirsek teması birebir konuşmalarında yarar. Ve bir de ben şunu öneririm. Üniversite eğitimi deyince sadece derslerin eğitim olarak verilmesi, araştırmaların yapılmasını anlamıyorum. Aynı zamanda o diyelim ki psikoloji bölümü için konuşuyorum. Psikoloji bölümünü oluşturan sadece hocalar, programlar değil, öğrenciler de buna dahil. Evet. Öğrencilerin de bölümde çok aktif olmaları ve özellikle öğrenci kulüplerinde görev alabilmelerini öneririm. Ve öğrenci talep edecek, hep isteyecek. İsteyecek. Talebe. Doğru. Talep etmek. Tabii, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın.